Herkese selamlar efendim. Ben Deniz Mehmet Hoca'nız. Gördüğünüz gibi ışıkları kararttık. Tam moduna girdik. Hazır mısın? Limitte iki dersi geride bırakmamıza rağmen sağlam güzel bir soru avisi yapacağız. Öğrendiklerimizi tekrar edeceğiz. Bilgileri tam zemine oturtacağız. Temeli sağlam atmaya çalışıyoruz çünkü. Limitte canavar gibi grafik sorusu çözeceğiz. Elde kalemler, önümüzde pdf'ler. Soruları önce sen çözüyorsun. Sonra topu bana atıyorsun. Ama bir sınav gibi yapalım bunu kendimize. Anlaştık mı? Tamam diyorsan bizim o muhteşem slogan. Yaklaş. Yaklaş ekrana be güzel arkadaşım. Söylüyoruz. Bir, iki, gönder. Gönder gelsin mi hocam? az önce ekrana yaklaşan sen güzel arkadaşım bu içtenliğin bu samimiyetin için gerçekten teşekkür ederim benimle birlikte bu sloganı söylediğin için. Şimdi ey güzel arkadaşım hani o Teoman'ın bir albümü var. Yavaş yavaş diye bir albüm var. Eski şarkılarını tekrar düzenledi. Hani böyle slow slow söylüyor böyle kafa dinliyorsun. Bak ne yapacağız biliyor musun? Meditasyon gibi seninle birlikte burada test çözeceğiz. Hazır mısın? Tane tane, adım adım, dinlene dinlene, hiç yormayacağız. Tadını çıkaracağız. Öğrenmek çok zevkli bir iştir ve o zevki alacaksın. Benimle birlikte anlaştık mı? Hadi bakalım elde kalemler. Önce sen denedin soruyu. Bazı sorular gerçekten kolay ama konuyu öğrenmeye çalışıyoruz. Bunu unutma. X'in 4'e soldan yaklaşması aşağıdakilerden hangisiyle gösterilir dedik. X'in 4'e yaklaşması böyle gösterilir. Sağdan yaklaşması böyle x'in 4'e soldan yaklaşması böyle gösterilir. Vurdum cevabı Bursa'ya gönder hocam sıradaki gelsin dedim. Fena bir soru yok. Aslında tanımla alakalı bir soru var. Allah'ım ne kadar güzel soru yalnız. Tanım ne kadar güzel bir şey değil mi? Tanım bilmek. Neydi bunun tanımı? Gerçek sayılarda tanımlı fx fonksiyonunun x eşittir a noktasındaki limit değeri L gerçek sayısıdır. Ne yapalım biliyor musun güzel arkadaşım? Acele etmeyelim. Dedik ya tadını çıkaracağız bu dersin. Gerçekten sen de benle birlikte tadını çıkarsana. Çok zevkli oluyor bak. Şimdi yaz benimle birlikte bak. Limitte x diyor nereye gitmek istiyorsun? A'ya gitmek istiyor hocam. Bu fx değeridir. Evet. O da neye eşitmiş? L'ye eşitmiş. Olay bu kadar. Tamam. Bana bunu vermiş aslında. Bu bilgiyi vermiş. Bu arada sınavdasın soruyu nasıl okuyacaksın? Yukarıdaki ana maddeyi okuyorsun önce bir. Sonra geliyorsun buraya. Buna göre atla bu ara maddeleri. İfadelerinden hangisi ya da hangileri? Oo, bu çok önemli. Bu çok önemli. Daima doğrudur. Hmm. Her daim doğru olacak. Şimdi seninle birlikte yorumlayalım bakın. Ey güzel arkadaşım. Limit değeri var mı? Var. Peki bunun anlamı nedir? Bunun anlamı şudur. Limit x giderken a'ya sağdan fx diye bir değer var. Onun değeri de l'dir. Hatta hatta limit değerinin var olması için başka bir değere daha ihtiyacımız var. Soldan limite. Soldan limit de L'dir. Bunlar da anlaştık. Ve geldim buraya. Birinci madde kesinlikle doğru ki sağ limit sol limit bir var ve birbirine eşit olması gerekiyor. O halde ikinci madde de kesin. Kesin doğru. Üçüncü madde. Fonksiyonun o noktadaki değeri de L midir diyor bana. Hmm, bir düşünelim. Aslında bu A olacak. Düzeltelim. F da L midir? Her zaman diyor. Ne yapalım biliyor musun? Şöyle bir şey yapalım. Ben sana bir grafik çizeyim burada. Çizeceğimiz grafik şöyle olsun. Hop. Böyle devam etsin. Tık 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 tık. Tık 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 tık. Tık 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 tık. Hop. Burayı da karaladım. Süper oldu valla. Şimdi gel bak. Burası A değeri olsun. Hani bizim o en başta yaptığımız grafikler vardı ya belki de hatırlıyorsundur. Buraya L diyelim. Buraya da Buraya da Z diyelim hadi. Şöyle olsun. Yazdım. Sana şunu soracağım. F A'nın değeri nedir? F A'nın değeri Z'dir. Doğru mu? Z'dir. Peki limit X giderken A'nın değeri nedir? F X fonksiyonunda L'dir. Neden böyle bir fonksiyon olmasın? İlla senin dediğin gibi olmak zorunda mı? Değil. Yani kesin böyle midir? Kesin değildir. O olabilir mi? Olabilir ama kesinlik olmadığı için ben sadece 1 ve 2 doğrudur dedim. İkinci soruda Denizli'yi işaretledim. Devam. Hadi gel. Gönder gelsin hocam. Güzel. Şimdi grafiğe baktığında nerenin limitli, nerenin limit olmadığını görmen gereken bir soru tipi. Sen denedin soruyu. Gönder şimdi bana. Şekildeki grafiği verilen verilerini de nasıl yazdıysam fx fonksiyonunun kaç tane absis değeri için limiti limiti yoktur. Limitin olmaması için nasıl durumlar olması gerekiyordu? Daha geçen ders anlattık kritik noktalar olması lazım. Tabi her kritik noktada limit olacak olmayacak diye bir kaide yok. Eğer senin grafiğin bu şekilde dümdüz gidiyorsa problem yok. Şu şekilde gidiyorsa yine problem yok. Ama şöyle şöyle bir zıplama yaptıysa problem vardı hatırla. Şimdi grafiğe başladım. Bak böyle geldim. Hiç elimi kaldırmamışım. Hiç kopma yok. Bir dakika. Tam bu noktada ne var güzel arkadaşım? Bir kopma var. Kopmanın olduğu yerde neye bakılır? Sağdan soldan limite bakılır. Sağda, soldan da gelsem sağdan da gelsem beni hep bire götürüyor. Bu noktada limit var. Apsis değeri için limit değeri yoktur diyor. O zaman yola devam. Hocam aradaki değerlere bakacağız mı? Sence bakacağız mı? Bir de sen düşün bakalım. Gerçekten bakacağız mı? Eksi 4 var bu aralıkta. Eksi 3 var bu aralıkta. Grafikte orada kopma var mı? Yok. Kritik nokta var mı? Yok. Kritik nokta yoksa fonksiyonun o değeri limit değerine eşittir. Fonksiyonun orada bir değeri var mı? Var. Orada limit de var. Problem yok yani. Eksi 2'ye geldim. Belki sen çoktan gördün. Hocam ya bu soru o kadar zor değil ama gerçekten tanım için önemli bir soru tipi. Dikkat et. Soldan yaklaştığımda 1'e gidiyor eksi 2'ye. Sağdan yaklaştığımda grafikte 3'e gidiyor sol limit sağ limitten farklı. Eksi 2 de limit yoktur arkadaşım. Apsis değerini yaz dedi. Ben de sadece apsisi yazdım. Yola devam ettim. Bak grafik böyle aşağı kadar hiç problem olmadan geldi. Yine bir kritik nokta. Ne yapıyorsun? Kritik noktada soldan limite sağdan limite bakıyorsun. Birbirine eşit çıktı. Benim için problem yok. Ya senin için? Devam. Yine kritik noktadayız. 2'nin hizası bir kritik nokta bizim için. Peki bu 2'nin hizasında soldan geldiğinde Yazmamışız bile değer sağdan geldiğinde bambaşka bir değer sağ limit sol limite kesinlikle eşit değil hocam. O zaman artı iki noktasında da yine limit yoktur. Kaç tane noktada yoktur iki tane de yoktur dedim. Ha bu arada şunu da merak edenler bu grafik böyle sonsuza kadar gidiyor elini kaldırmadan herhangi bir kritik nokta olmadığı için biz sadece iki tane dedik. Devam mı gönder o zaman gelsin hocam. 10 soru var dördüncü sorudayız. Tane tane. Tanımı iyice yerleştiriyoruz. İşin mantığını öğrenmeye çalışıyoruz. Ne olur benden önce çöz soruları. Anlaştık mı? Yukarıdaki f fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Eyvallah vermişsiniz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi? Hangisi yanlıştır? Tek tek deneyeceğiz. Başka ihtimali var mı bu soruda? Yok. Limit. X giderken eksi 2. Iki. Eksi 2'yi buldum. Kritik nokta mı? Hocam kritik nokta. Soldan limit baktım. Sağdan limit baktım. Ama benim hep gittiğim değer kaç? 2. Baktım sen ne yazdın? 2 yazdım. Doğrudur. Problem var mı? Yok. Soldan sağdan nasıl yaptığımı biliyorsun değil mi artık? Birinci videoyu tekrar tekrar izle gerekirse. Tüm ayrıntısıyla orada var. Bu ne demek? Fonksiyonun 2 noktasındaki değeri kaçtır? Değeri kaçmış? 1 diyorsun. Bakalım. 2 burada kardeşim. 1 nerede? 1 burada. Ve içini ne yapmışız? Karalamışız, doldurmuşuz. Evet gerçekten fonksiyonun iki noktasındaki değeri birdir dedim. Bunu da işaretledim. Geldim C seçeneğine. X giderken 2'ye. X giderken 2'ye. Şuranın hizası. Bakalım limit var mı? Arkadaş yoktur demiş. Soldan yaklaştım. Yazalım mı şunu? Limit. X giderken 2'ye soldan. Fx'in cevabı kaçtır? 3'tür. Problem yok. Peki aynı şekilde. Limit. X giderken 2'ye sağdan. Fx'in cevabı nedir? Fx'in cevabı. Allah ne oluyor? Ekran kaydı. Bir saniye pardon. Nasıl başardım bilmiyorum ama şimdi düzelttim. 2'dir. Peki limit var mı? Sağ limit. Sol limitten farklı. Ey güzel arkadaşım. Nerede benim kalemim? Limit yoktur dedim. Üst Aa doğru ya. Yoktur evet. Sen doğrusun. Doğru. Bize yanlış soruluyor. Aman ha. Aman ha. Gidiyordu soru. Gel bakalım. Devam ediyoruz. X giderken eksi 3'e. Baktım pardon 3'e soldan 3 nerede burası İster sağından gel ister solundan gel bir kere limit var ve o noktadaki fonksiyonun değerine eşit nereden bildin hocam çünkü kritik nokta değil kritik nokta değil f3'ün cevabı 1 bir. bir dakika ya sen, sen kaç dedin 2 mi ne alaka bunun cevabı 1 kesin yanlış ama bir dakika bir dakika ya ne olur ne olmaz ben kendimi garanti alacağım belki soru hatalı yazdım 2'ye soldan yaklaşıyorum. 2 neresi? 2 burası. Soldan yaklaştım. Cevap kaçtı? 3'tü. Bu ifade doğru. O zaman hangi ifademiz yanlış? Denizli seçeneği yanlış. Vurdum Denizli'ye cevabı. Tam ortasına geldik testin. Harika bir soru var karşımızda. Hadi gel. Hadi gel bunu da çözelim yine birlikte. Yukarıdaki F fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre. Allah'ım ne kadar tatlı bir soru. Yani böyle tam dikkat ölçen soru. Ne kadar dikkatlisin? Dikkatli misin? Yoksa, yoksa Güzel bir sazan mısın? Başlıyorum. Hangileri doğru? Sıfıra. Nereden yaklaşıyorsun? Sağdan yaklaşıyorsun. Bak sıfırın hizası burası güzel arkadaşım. X ekseninde sıfırın hizası burası. Sağdan sağdan geliyor. Sağdan sağdan geldiğimde kaça gittim grafik üstünde? Eksi bire gittim. Doğrudur. Kesin doğrudur. Şöyle sildim temizledim geldim. Sıfıra soldan yaklaş diyor. Sıfırın hizasını bir kez daha çizdim. Bu sefer soldan soldan geldim sıfıra. Nerede durdum? Birin hizasını durdum. Bir dakika ya eksi bir yazmışsın. Neredeyse tongaya düşüyordum. Olmaz yanlış. Artı bir. Cevap artı bir ya burada görüyorsun. Gel bakalım. Limit x giderken ikiye bakıyoruz birlikte. Buraya mı bakacaksın? O tamamen sazan avlamak için. Aman diyeyim. Aman diyeyim karıştırma. Grafikte yok diye de üzülme. Sen ki yazarsın buraya bir iki. Çok canın isterse bir bile yazarsın. Anladık mı ne yapmaya çalıştım? Burada burada sazan avına çıkmaya çalıştım. Umarım o sazanlardan olmamışızdır. Şimdi ikinci nizası burası. Fonksiyon burada kritik noktası var mı? Yok. Fonksiyonun limit değeriyle fonksiyonun kendi değeri birbirine eşit gelecektir buradaki. O da bizi nereye götürüyor? Eksi bir değerine götürüyor. Burada cevap eksi birdir. Bu da yanlış. Artı bir yazmışsın hocam. Aynen öyle bu da yanlış. Doğru cevap sadece birdir dedim. Yalnız bire vurdum cevabı gelsin sıradaki. Bir şey söyleyeceğim. Buradaki seçeneği tutturmuş olabilir misin? Aslında sen 2'nin cevabına ben bak ben ne yaptığını düşünüyorum biliyor musun? Şöyle bir hata yapmış olma ihtimalim var mı? Şuna sıfır yazmış olabilir misin? Bak pis pis sırıtma ama <laughs> yazdım mı yazmadım bunu. Yazan. Yazan vardır elbet. Elbet vardır ve umarım yazmamışımdır ama. Şimdi gel bakalım bir de bu soruya bakalım. Altıncı sorumuzdayız. Y eşittir fx fonksiyonun grafiği verilmiş. Eyvallah baya karışık duruyor ama. Eksi 5'e soldan yaklaşıyor. Bir şeyler buluyor. 5 buluyor. He tamam. Bir şeyler daha veriyor. A artı B artı C istiyor. Başlayalım bakalım. Eksi 5'e soldan. Eksi 5'in hizası burası. Solundan solundan geldim. Solundan geldim. A değerine gittim. Halbuki kaça gitmem gerekiyordu? 5'e. Sen bana A'yı vermişsin be. İlk cevapta belli. A'yı aldım, kenara notumu aldım. Toplayacağız ne de olsa bunları. Yola devam. Ne istiyorsun? X giderken 3'e, 3'e sağdan. 3'ün izası burası. Bak 3'ün izası. Yeşille çizeyim ya. Her yer sarardı. Her yer sarardı. Ben yeşille çizeyim. 3'e geldim. Sağdan, sağdan geliyorum. Nereye geldim? B'nin izasına geldim. Yani tam buradaki cevap kaça eşit olacakmış? 4'e eşit olacakmış. Yani B cevabı kaça eşittir güzel arkadaşım? 4'tür. B'yi de bulduk. B'yi de yapıştırdık cevabı. Geldim buraya limit x giderken C'ye. Cevap 0 çıkmış. Bir dakika. C'ye gidecek. Limit değeri 0 olacak. Hmm. Limit değerinin sıfır olduğu tek yer burası. Bak gerçekten hem fonksiyonun değeri sıfır bak burada. Hem de limit x giderken sıfırın değeri de sıfır. Çünkü bir kritik nokta değil. Bunu yakaladıysan bence c'yi de bulmuşsundur ki o da sıfırdır. Hepsini toplamamı istiyor. 5, 4 daha 9'dur dedim. Vurdum cevabı denizliye. Sıradaki soru geldi. Haydi bakalım gençlik. Devam ediyorsun. Nasıl gidiyor? Beğendin mi yeni konsepti? Sadece bu derslik. Aa çok istersen soru avcılarında arada böyle yaparız. Dinlence gibi olur bize. Yormadan, sıkmadan, yavaş yavaş tadını çıkara çıkara. Ey güzel arkadaşım haydi bakalım. Y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. Limit x giderken 1'e, 1'e sağdan. Bir dakika. 1 neredesin? Buradasın. Limit x giderken 1'e sağdan sağdan. Yaklaş bakayım. Nereye gittin? 2'ye. Hemen buldum seni. Şuraya 2 yazdım. Doğru değil mi? Problem var mı? Yok. Şimdi nereye yaklaşacağım? Sıfıra soldan. Sıfır neredesin sen? Bak sıfırın hizası burası. Sıfıra nereden yaklaşıyorum? Soldan yaklaştım. Cevap kaç? Cevap eksi 1. Ben bunları toplayacağım. 2 eksi 1'den doğru cevap 1'dir dedim. Denizli'ye vurdum cevabı. Oluyor galiba. Gerçekten oluyor sağlam. Gel 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 gel. Güzel soru var karşında. Güzel soru var. Bak F A'ya sağdanı verdik. 4'e sağdanı verdik. Gittik F artı B'yi sorduk sana. Biraz uğraştıracağım. A'ya sağdan yaklaşınca cevap ne çıkmış? 3. Bak bu tarz soruda şu yapılır. Gidersin y ye eşittir 3'ün hizasına bakarsın. Ha, grafik sadece burada 3'ün hizasında. Çünkü bak bu cevaptır. Y değeridir. Nerede bakacağını da bil. A'ya sağdan yaklaş diyor. Grafik burada. Grafiğe sağdan yaklaştım. Cevap kime gitti? 3'e. Kime yaklaştım sağdan sağdan? Eksi 4'e. A dediğim değer eksi 4. Umarım anlayabilmişim. Ben de. Umarım anlatabilmişimdir. Tamam. Geçiyorum yana. Hadi gel. Bu sefer 4'e sağdan yaklaşıyorum. 4 neredesin sen? 4. Yok hocam. Nasıl yok ya? Nasıl yok ya? grafiği illa olacak diye bir kural var mı? Az önce aynısını söylemedik mi? Burası 4. 4'ün hizasında fonksiyon sabit gidiyor Allah'tan. Fonksiyona ister sağından gel, ister solundan gel. Sen kimin hizasındasın hep? 5'in hizasındasın. Bu ifade kaça eşit? 5'e eşit. Yani B artı 3'ün cevabı cevabı 5. Buradan B'yi ne buldun? 2 buldun. Ee, F artı B'yi işte. Oo, bitmemiş soru daha. Eksi 4 artı 2'nin cevabını arıyoruz. Bu nedir? F, F eksi 2'dir. Peki F eksi 2'yi bulalım. F eksi 2 dediğimiz yer burasıdır. Bir dakika. Biz limit bakmıyoruz ama fonksiyonun değerini arıyorsun. İçi dolu mu? Dolu. F eksi'nin cevabı tam orada sıfırdır. Nokta. Bu soru biter. Ne istiyorsun? Cevabı Bursa istiyorsun. Vurdum cevabı Bursa'ya. Gönder, gönder gelsin hocam. Dokuzuncu soru. Sona yaklaşıyoruz. Y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. Uyuma ha. Hocam karanlık baranlık uyudum ben gittim yok ha. Aman dalma. Aç gözleri. Burada mısın? Buradasın. Gözüm üstünde. Yaklaş. A'ya sağdan gidiyorum. A neredesin? A yok piyasada. Oo, bir dakika. Sert soru. Efsa soru. Efsa soru gelmiş gençlik. Tam zamanda uyandırdım ben seni. Limit x giderken a'ya sağdan fx'in cevabı a'ymış. Buna göre a'nın alabileceği tam sayı değerlerinin toplamını soruyor. Ne yapalım biliyor musun? Tam sayı tam sayı deneyelim. Tek tek deneyerek gelelim. Mesela buradan sonrası sabit ya. Ben bir eksi 2 de deneyeyim. Limit x giderken eksi 2'ye sağdan diyor. A'nın yerine eksi 2 koydum. Bak ne yazıyorsa ben aynısını yazıyorum. Cevapta ne çıkacak A? A'ya biz ne verdik? Eksi 2. Anlıyorsun değil mi? Tamam. Şimdi gerçekten öyle mi? Kontrol edelim. Eksi 2'ye ben sağdan yaklaşırsam kimin hizasındayım? 3'ün. Alakası var mı cevapla? Yok demek ki bu nokta olmaz. Bunu istemiyormuş amcam. Devam edelim o halde. Limit x giderken eksi 1. Tek tek gideceğiz. Sağdan kontrol ettim. Cevap ne çıkacak? Eksi 1. Verdiği kuralı yazıyoruz bak daha. Ekstra bir şey yapmıyorum tamam. Bir dakika ya. Bu biraz yüksek geldi. Boynum vardı ya. Niye böyle oldu ya? Vallahi sağlam ağrı ağrıdı boynum. Neyse. Eksi 1. Nerede eksi 1? Burada. Eksi 1'in hizası burası. Sağdan sağdan yaklaşıyoruz. Gel bakalım sağdan. Sağdan geldim grafikte. Neredesin? Eksi 1 desin. Doğru. Var. Tam istediğimiz şey. Demek ki A kaç olabilir arkadaşım? Yazalım kenara. A eşittir. Eksi 1 olabilir. Bingo. Bunu bulduk. Devam edelim. Peki sıfırdaki noktaya bakalım. Bir şey daha dikkatini çekeceğim. Grafik buradan sonra nasıl devam ediyor? Bildin mi bunu? Tanıdık geldi mi? İsterse gelmesin. İsterse gelmesin. Aman diyeyim. Hatırlamamak yok. Birinci açı ortay doğrusu. Y eşittir. X doğrusu. Aman diyeyim ha. Matematik nedir dedim mi? Birinci açı ortay doğrusu demeyeceksin ama Saçma olur. Bileceksin ama. Bileceksin onun demek olduğunu. Sıfıra sağdan. Sağından gel, solundan gel. Her halükarda doğru. Ha, y eşittir x de zaten mantıken öyle çıkacak. Öyle değil mi? Devam yola. Bir bakalım. Artı 1'de artı 2'de. Bunlar kritik nokta mı be güzel arkadaşım? Kritik nokta değil. Tek tek yazayım artık. Yazmayayım değil mi? Çünkü fonksiyonun bu noktadaki değeriyle Limit değeri zaten birbirine eşit. O zaman buradaki A değerlerini de alırım. A1 de olabilir. Sağlar o özelliği. İstersen sen yaz bir. Bence yaz. Garanti olsun. Ben gösterdiğim için yazmıyorum. 3'te bir deneyelim. 3'te bir sıkıntı var gibi. Limit x giderken 3'e sağdan. Fx'in değerine bakacağız. Sağdan sağdan geliyor. Sağdan geldim. 4'ün hizasındasın. Oldu mu? İstediğini verdi mi? Vermedi. Olmadı. Bir dakika. Vermedi. Ey güzel arkadaşım sakın paniğe kapılıp korkma. Ne oldu? Biz bu videoyu çektik daha öncesinde. Gittik Adana'yı işaretledik. Ama sizden o kadar güzel tepkiler geldi ki. Hocam sen ne yaptın? Nasıl böyle bir hata yaptın diye hemen düzeltiyoruz. Evet buradaki değerlerin hepsi doğru. Buraya kadar yanlışlık yok. Ama eksiklik var. Ey güzel arkadaşım. Bak biz buradaki değeri incelemedik ya. Bu doğrusal bir fonksiyon. Böyle gidiyor. Buradaki değer kaç? Eksi 3. Eksi 3'te de yine sağdan limit aldığında... Limit x giderken eksi 3'e sağdan sağdan fx'in cevabı yine ne çıkacaktı? Eksi 3 çıkacaktı. O zaman ben a değeri olarak aynen öyle eksi 3'ü de alabilirim. Tamam mıdır? Bu tamamsa hadi gel bir tane daha değer var onu da kaçırdık. O nedir? Peki 4'ü niye seçmedik? 4'ü de seçseydik, ister sağından yaklaşsaydık, ister solundan ki soruda da sağından yaklaşmamı istiyor. Limit x giderken 4'e sağdan sağdan fx'in cevabı yine ne gelecekti? 4 gelecekti. Burada da istenen özellik sağlanacaktı. A'yı 4 olarak da almam gerekiyordu. Yani bizim burada bu değerlerimizin hepsi doğruydu. Eksi 1, 0, 1, 2, eksi 3 ve 4. Soru bende. Bunların toplamını istiyor. Artık bu cevabı silelim. Toplam değişecektir muhtemelen. Toplayalım. Eksi 1 ile 1 birbirini götürdü. 2. E, 4 tane yaptı. 6 Altı yaptı. 6'dan da 3'ü çıkarttım. 3 kaldı. Doğru cevap Bursa'dır dedim. Şimdi noktayı koydum. Sıradaki soruya geçtim. Ey güzel arkadaşım. Ne yapalım biliyor musun? Son soruda özellikle seçenekleri yazmadım. Senden isteğim var. Bu son soru ellerinden öper. Ne olur bu son soruyu çöz. Yorumlara Lütfen cevabı hiç bakmadan. O konuda anlaşan. Hiç bakmıyorsun. Önce soruyu çözüyorsun. Cevabını bulup yazıyorsun. Doğru yanlışı o zaman bakalım test edeceğiz göreceğiz. Belki Instagram hesabında falan da paylaşırız cevabı. Şimdilik benden bu kadar. Limit 3 dersinin sonuna geldik. Limitte bir level daha üstteki soru tipleri var. Belki karşılaşmışındır. Hani Fx'i verip Fx artı 1'in limitini soruyor. Enteresan soru tipleri var ya. Onlara geçeceğiz. Bileşke fonksiyonun limitini soruyor. Map kitabında yok ama bir iki tane örnek senin için çözeceğim. Limitte nirvanadır orası grafik sorularında. Nirvanasını da halledeceğiz. Sonra bir nevi yokuş aşağı ineceğiz seninle birlikte. Limitte alış... Limitte özelliklere gireceğiz. Yardırarak limit sorusu. Grafiklerden biraz dışarı çıkacağız artık. Limitte sayısal verilerle, denklemlerle sorular çözeceğiz. Ardından süreklilik deyip limit bitireceğiz. Çok fazla yolumuz yok. Ama adım adım, bebek adımlarıyla yola devam. Devam mı sen de benimle birlikte? Bir sonraki videoda görüşelim o halde. Hoş kal, hoşça kal.